dinleyenler, bugün 17 Haziran 2014 Salı, haber merkezimizin hazırladığı Ekran Gazetesi başlıyor. Değerli izleyenler, Ekran Gazetesi'ne bugün stüdyo konuğuyla başlıyoruz. Stüdyomuzda Arabistan'dan, Medine'den bir konuğumuz var. Medine'den dedik ama buralara çok da yabancı bir isim değil esasen. Hasan Aşur bizlerle. Kendisi 13 yıldır burada, Ordu'da, Akkuş'ta bir yazlık sahibi. O yüzden buraları gayet iyi biliyor. Sayın Aşur, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi burada bir Akkuş'ta yazdığınız var. Hı hı. Aynı zamanda turizm acentesi sahibisiniz. İnşallah bu acente birkaç ay sonra buraya da gelecek, biraz daha büyüyecek. İnşallah. Evet. İnşallah. Bugün turizmi konuşacağız. Sizle özellikle Arabistan'dan Arap turistlerin Ordu'ya, Karadeniz'e olan ilgisinden de bahsedeceğiz. Ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Fas'tan 70 aileye daire sattınız. Doğru. Bu aslında Ordu için, Fas'ta için çok güzel bir şey. Arap turistlerin tabii ki buraya gelmesini istiyoruz. Sadece buraları gezip görmekle kalmıyorlar. Büyük bir ekonomik de girdi sağlıyorlar aynı zamanda. Bu nasıl oldu? Bunun hikayesini merak ediyoruz. Nasıl gelişti? Yani bu tasadüf değil. Sebep ciddi, maşallah Ordu Karadeniz'de en yeşil yer, en güzel yer, tabiat çok harika. O kadar zaten Arap istiyor. Arabistan renk sarı, devam sarı. Bura yeşil. Evet. Ve Arabistan çok sıcak yazda ve bura serin. Yaylalar bol maşallah. Evet. Çok yaylalar var. Ve o sebep mesela Fatsa, o da tesadüf değil. Fatsa yani Karadeniz'de en güzel bir yer. Yakın siteler çok. Düz yer zaten yok mu? Yok yani. O sebep tepeler. Hap deniz manzara. O kadar yazlık Karadeniz'de yok zaten. Evet. Ve daireler ucuz. Yani fazla değil. O yüzden güzel de bir ilgi var. Daha çok peki siz şimdi Arabistan'da da bir turizm acentesi sahibi olduğunuz için şunu da merak ediyoruz. Şimdi Doğu Karadeniz'de özellikle Trabzon, Rize, Ordu artan bir ilgi var Arap turistler tarafından. Hangi ülkeler daha çok rağbet gösteriyorlar, ilgi gösteriyorlar? Şimdi Karadeniz'de en meşhur Trabzon. Sebep fazla reklam var. Evet. Ama asıl yaylalar, en güzel yaylalar Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, en güzel yaylalar dünyada, Karadeniz değil, dünyada en güzel yaylalar. Ama Trabzon fazla reklam, o sebep fazla müşteri var, fazla misafirler var. Yani sadece 2 sene önce Arap haberim yok, yani Ordu ne Ordu? Bilmiyorlardı. Ne bu isim acaba ne Ordu yani ne Ordu? Şimdi elhamdülillah ben ve benim arkadaşlar ve çevre çok röportajlar var. İnternet röportajlar, fazla resimler, lokantalar, oteller, bura yaylalar. Şimdi çok talep var. Evet. Çok meşhur Ordu ama oteller yetersiz. Yani geçen sene ben sadece Ordu'da ben satlık takriben 1200 gece. Sadece yazda. Bu sene çok erken oteller full. Hiç oda yok. Boş. O sebep çok önemli Ordu ve Çavra apart oteller. Evet. Arap istiyor apart oteller. Arap aileler kalabalık aile. En ufak aile takriben 8 kişi.
8 kişi yani 4 oda en az 3 oda otelde lazım. Ama daire daha rahat, daha samimi aile beraber. Şamaşırı makine var, mutfak var, şey var. Ve ordu faaliyet sadece lazım. Biraz reklam hareket lazım. Lazım reklam ve faaliyet. Faaliyet mesela sport, deniz sport. Evet. Jet ski, muz, sandallar, şey. Lazım mesela kapalı şarşa. Lazım oyun, Luna Park, büyük bir şey. Tabiat bura harika. Şelaleler var. Orman bol. Göller var. Yaylalar fazla. Hizmetler az masraf. Bura baz banglo, bura yol tadilat. Bura tesis, o kadar lazım ordu. Hı hı. Zengin ordu, çok evet, zengin. Evet, tabiat olarak çok zengin. Ama önemli olan pazarlayabilmek aslında elimizdeki güzelliği. Hı hı. Belki şimdi artan bir ilgi var. Bununla beraber yavaş yavaş belki biz de kendimizi biraz daha hazır hissedeceğiz. Belki biraz daha yapılabilirlikler artacak. Ama şimdi havalimanı da hizmete geçecek Ordu'da. Bu da önemli. Çünkü gelen herkes nasıl geleceğiz diyorlar. Ben Sanaya inşallah bu sabah otel hazır. O zaman fazla odalar var. Ben şahsi inşallah sanaya ama 1,5 sene sonra ben şahsi apart otel inşallah inşaat başlıyor 3-4 ay sonra. Fatsa'da. Çok güzel. 4 yüksek bina, hep deniz manzara ve nehir manzara. Ve biraz uzak, yani sakin, evet. Aileler çok rahat bu şekilde, evet. Bu tarz oteller. Ben zannet sanayi inşallah fazla müşteri geliyor. Şimdi önce Arap müşteri çok acemi. Nasıl? Yani erken rezervasyon hiç yok. Şimdi benim program yani takriben 5-6 ay önce başlıyor. Yani iki hafta önce kapat. Fazla rezervasyonlar yok. Evet, her yer full. Boş odalar yok. Sanayi inşallah rakım daha yüksek. Benim hedef ordu inşallah iki en fazla 3 sene sonra ilk şehir turizm Karadeniz'de. İnşallah. Hakikaten çok güzel yerler var. Sadece deniz kenarı olarak değil, Ordu'nun arkası da mesela Aybastı. Hakikaten çok hem doğasıyla yaylalarıyla çok meşhur. Yazında çok güzel şenlikleri oluyor aslında, birçok ilçenin yayla şenlikleri oluyor. Bunlar da eminim Arap turistlerin ilgisini çekecektir. Şenlikler de oluyor. Hasan Bey, siz de muhakkak şahit olmuşsunuzdur. Aybastı'da mesela bir Perşembe Yaylası şenliği var. Harika bir yayla. Evet. Perşembe Yaylası. Doğal menderesleriyle meşhur. Ama lazım apart otel. Tesisler. Göl çevre. Yani gölü manzara. Çok önemli. Evet. İnşallah bayram sonra Ologol banglo inşaat başlıyor. İnşallah. Evet, inşallah. Bir müteahhit inşallah. Bungalov evler. Bungalov evler. Bazı göl manzara, bazı orman manzara. Çok bir güzel tarz inşallah. Yani sanayi bu hazır. Lokanda var, tesis var, bungalov var, sandallar, kira sandallar. Çok bir güzel şey inşallah geliyor. Yavaş yavaş, evet. Derece derece inşallah. Evet, inşallah. Ama 3 sene sonra ordu tepe. İnşallah. O kadar inşallah turizm, tepe diyelim. Şimdi şöyle, evet, nasıl artırılabilir ilgi ya da nasıl daha çok turist çekilebilir konuştuk ama Hasan Bey, acaba Araplar neden burayı seviyorlar? Yani çok kolay cevap. O kadar yeşil, o kadar serin,
o kadar yani hayat bura fazla masraf yok. Yani ucuz. Yani Trabzon mesela kişi başı 10 gün falan turizm, yemek dahil, her şey dahil, bilet hariç takriben masraf 1500 dolar fazla. Ama ordu aile 6 kişi o kadar günler yani geceler 10 gece sadece 3000 civarında 6 kişi o kadar yani %40 %50 tasarruf. Evet. O sebep ben zannet bura müşteri ne zaman fazla faaliyet var bura ihtiyaç fazla yer yok. Lazım değil. Yani müşteri geliyor. Ordu havalanı aldım araba. Gezme bura ordu 2 hafta mümkün. Sonra tekrar Arabistan o kadar. İstanbul lazım değil. Evet. Trabzon lazım değil. Başka ne sebep? Her şey ben istiyor bura. Evet. Oyun, çocuk, deniz, spor, yaylalar, göller, manzara, serin, yemek, ucuz, tasarruf. Her şey bura. Ben mecbur değil. Sadece ordu. Esselamu aleyküm. Sonra aleyküm selam. Tekrar Arabistan. O evet, kadar. Evet. Şimdi Uzungöl de çok meşhur mesela. Rize, Ayder çok meşhur. Bununla turistler için özellikle bazı termal oteller yapıldı Rize'de. Onlar da çok büyük ilgi görüyorlar. Ama biz sanki bu konuda ordu olarak biraz eksik kaldık. Mesela apart kültürümüz yok bizim. Bura apart yok ve yok. Apart şimdi Trabzon çok var. Evet, Trabzon'da var, Ordu'da yok. Ordu yok. Hı-hı. Fakir ordu bu, evet. Bu nokta. Ve aynı vakit bu nokta, termal nokta çok önemli. Fatsa'da Kabalıca var. Evet. Ama Yıldız Otel yok. Hiç evet. Yok. Yani tabiat var, aşya var ama hizmet, tekrar hizmet. Yani Kabalıca ben gittim. 10 sene, 12 sene önce ve şimdi gittim aynı. Fark yok. Gelişmemiş. Çok bir güzel, harika mekan yani yer harika. Ama hizmet yok, otel yok. Mecbur belediye inşallah bir 4 yıldız otel. Bu taraf banglo gibi normal bina. İnşallah çok müşteri. Ben söyle müşteri yani tatil bura direkt orada sonra tekrar ne? Her şey var. Evet. Çevre her şey var. Evet. Ama mesela Trabzon fazla reklam var. O sebep. Şimdi maalesef Trabzon'da güzel oteller en az yazda en ucuz 220 dolar. Çok fazla ya. Yani bura Ordu'da en güzel oteller 100-110 dolar. Sadece o kadar. Yani %50 fark. Evet. Ve lokantalar. Benim aile mesela 6 kişi en güzel yemek, en meşhur lokanda en fazla 130-150 TL. Trabzon'da bu fiyat imkan yok. En az 250 civarında. O kadar fark var. Evet, evet. Peki şimdi orada bir kıyı kenti. Deniz bu konuda çok şanslıyız hakikaten. Özellikle Ordu'nun kıyı ilçeleri de bu konuda şanslı yerler. Ama deniz turizmini nasıl arttıracağız? Çünkü bu da önemli. Özellikle Araplar aslında buna hasret insanlar. Acaba yeteri kadar bu konuda faaliyetimiz var mı ya da neler yapabiliriz? Ordu en uzun deniz, en uzun plajlar var. Evet. En temiz Karadeniz'de. Ama Arap turizm tarz muhafaza. Evet. O sebep bura muhafaza oteller yok. Antalya en fazla talep muhafaza oteller var. En fazla, en yüksek fiyatlar muhafaza oteller. Çok talep var. Evet. Bu ticari. Bura lazım bir muhafaza otel. Deniz taraf ve dağ taraf. Evet. Yani bura mesela en acil bir şey imkan var. Özel bilaç. Evet. Muhafaza bilaç.
Ben birkaç gün sonra inşallah toplantı var Başkan Bey beraber, Anwar Bey. İnşallah ben bu nokta çok önemli. Hı hı. Yani ben mahrum yani. Lazım bayanlar, kızlar, evet, rahat bir güzel bir plaj. Bu plaj değil, bu ticaret. Evet. Kişi başına kadar lokanda var, şey var, köfteriye var. Bu çok önemli, çok evet, önemli. Ben gördüm bu şekil plajlar Antalya'da. Ordu lazım bu tarz otel, bu tarz plaj. Evet, kesinlikle. Peki acaba gelen turistlerin daha çok yaş ortalaması nedir? Şimdi kalabalık aileler geliyor dediniz ama onları da merak ediyoruz. Hangi grup daha çok tercih ediyorlar? Yok. Grup Arabistan devam. Turizm %99 aileler. Bu yok aile. Evet. Sistem öyle. Araba kira, uzal araba, şoförsüz. Ben şoför mesela. Evet. Ve benim araba, benim aile beraber. Benim ajanta var şey GPS numaralar. Yani şimdi telefonlar zeki cihazlar. Sadece bu numara mesela Perşembe yayla nerede? Rahbari mecbur değil. Evet. Sadece numara, cihaz, rahbari. Evet. Benim ajanta bu şekilde numaralar sadece ordu takriben 80 numaralar var. Ne meşhur lokanda, ne meşhur otel, ne meşhur dükkan, ne meşhur yayla, ne meşhur nehir, ne meşhur bu şekilde evet, numaralar var. Çok kolay. Rahbari lazım değil, turcuman lazım değil. Çok kolay. Evet, doğru söylüyorsunuz. Artık böyle de kolaylıklar var. Şimdi geçen sene siz burada 1500 yatak doldurdunuz zannediyorum. Doğru. Evet, bunu da konuşalım isteriz. O aileler geri döndüklerinde ya da tatilleri bittiklerinde memnun kaldılar mı? Ya da en çok istedikleri şeyler nelerdir? Çünkü ihtiyaçlar hep böyle belirlenir. Maşallah benim misafirler %99 ve fazla çok memnun. Çok memnun. Müşteri ne zaman dönüş çok memnun. Bir açlık iklim. Ben gittim ordu. Nerede bu ordu? Ne ordu? Reklam, plaj. Evet. Plaj reklam, devam. Ne sebep memnun? Ben profesyonel. Bu benim yer. Ben misafir değil. Ben müşteri değil. Ben yabancı değil. Bu benim yer. Ben çok seviyorum bu taraf. Hı hı. O sebep ben yani benim kalp iş. Devam. Evet. Yani reklam ve hizmet. Vallahi geçen sene benim telefon, 3 telefon numara var, açık, 24 saat. Vallahi, yani benim kafa bomba gibi. Ne? Hasan abi nerede bu taraf? Nasıl bu şey? Bazı arkadaşlar, or müşteri, lokanda, alo Hasan abi, ben istiyor kebap bu şekil, bu şekil, turcuma ricaen. Alo şef, lazım bu şekil, bu tabak, iki, bu o kadar. Evet. Maşallah diyelim. Aslında daha da çok artar inşallah. Şimdi şuna dönmek istiyorum çünkü bu çok önemli. 70 daire satıldı Araplara Fatsa'dan. Aha. Sizin aracılığınızla. Bu aileler neden mülk sahibi olmak istediler? Ya da diğer turistler gibi neden gelip otellerde kalıp geri dönmediler? Bu nokta, deniz nokta o kadar. Yani 70 aile ev sahibi or apartlar sahibi. Bu çok az. Fazla geliyor inşallah. Ve yani nasıl? Her sene fazla talep var. Evet. Her sene bura fazla faaliyet var. Yani şimdi bu sene 60 aileler var. Hı. Seneye ben zannet 200 aile ev sahibi. Ama hı, bu 200 aile o da aynı. Tekrar plaj reklam resimler her yer söyle bu şekil, Fatsa bu şekil, ordu bu şekil var. Plaj reklam devam. O sebep ben istiyor fazla faaliyet. Evet. Fazla her sene ne sebep? Yani bu sene ben yazda benim aile beraber 2 ay bura tatil kadar. Seneye çocuk
söyle mesela baba fazla faaliyet yok, iktifa o kadar yeter. Ama ne zaman fazla faaliyet, fazla iş var, o zaman iktifa yok, devam, talep var. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım istiyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Bu 70 daire, 70 aile diyelim biz. Sadece yazları gelip gidecek mi? Yani 2 ay diyelim ki o evlerde kalacaklar. Senenin 10 ayı kapalı mı kalacak bu dairede? Yok. Yani %90 bu mal sahibi. Devam bura. Yani nasıl? Arabistan uç tatil var, dört tatil var. Yaz, uzun tatil, hac, bayram, 14 gün var falan. Bahar, 10 gün var. O kadar ne zaman tatil var, o zaman müşteri bura. Ev sahibi bura. Ve aynı vakit, mesela benim daire, benim abla çocuk. Ne zaman istiyor anahtar, tamam. Bazı arkadaşlar söyle Hasan, sen tur ajenta, tamam ben Arabistan, bu anahtar kira. Hareket devam, sakin değil inşallah. İnşallah. Senenin her zamanı aslında buralar çok güzel. Sadece yazın değil, kışın da ayrı güzel. Kış bura daha iyi. Kış, bahar bura acaba? Fazla soğuk değil ve aynı vakit zaten yani ev yani sıcak ve faaliyet bura devam. Yani lokantalar açık, iş devam. Ama Arabistan fazla soğuk geliyor, her şey sakin. Ama bura devam hayat maşallah. Mesela bura kışın, gışan kış ben çok memnun. Ben dönüş Arabistan, ben söyle işim. Sanayi kışın zaman lazım 10 gün beraber orduda. Ordu acaba kışın zaman? Kışın da çok güzel. Çok çok güzel maşallah. Şimdi bazı Arap turistlerin de şu yönde ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar. Geldiklerinde mesela alışveriş yapamadıklarını söylüyorlar çok rahat önemli. Rahat. Çok önemli. Alışveriş merkezi ve büyük park, büyük şey... Luna Park. Evet, çok önemli. Erişveriş merkez ve Luna Park. O kadar ihtiyaç ordu. Ne zaman bu eşya beraber o kadar ordu mecbur tepe. O zaman. Evet, tepeye tıkmak istiyorsak ne yapacağız. İhtiyaç yani mesela benim kafa fikir İngilizce plan mustakbelen bahar. Sonbahar, kışın zaman mümkün fazla faaliyet, fazla hizmetler, indirim, fiyatlar, oteller, moteller, bazar, indirim, sizin. O zaman müşteri yani sizin hariç geliyor. Ne zaman bura her şey sakin, tamam gel, bismillah. Biraz indirim, oteller, moteller, o zaman ben... Uçak, uzal uçak mümkün müşteri. Bir uçak, 200 fazla müşteri, bir hafta bura, yarın pansiyon, fiyatlar her yer düştü. O memnunlar sonra dönüş, kampanya, Arabistan. O kadar, imkan var, her şey geliyor. Yavaş yavaş inşallah. Şunu da soracağım. Genelde gelen insanlar da şunu söylüyorlar. Çok fazla yöresel ürünleri alabileceğimiz bir yer yok. Diyorlar. Mesela Ordu'nun fındığı çok meşhur. Evet, bunları nasıl yapacağız? Bununla bu konuda sizin fikirleriniz neler? Maalesef. Ben bu nokta çok önemli. Dünyada en meşhur yer fındık Ordu. Ama Arap misafirler haberim yok. Ne meşhur Ordu? Tamam, her yer bazar fındık var. Ama haberim yok. Nasıl? Geçen sefer 5-6 ay önce ben Kültür Müdür İrkan Bey beraber ben ziyaret bir fındık fabrika Olubey yolda ve konuş
yani ben fikir gruplar, yani bu fındık fabrika açık yazda mesela pazartesi, salı, perşembe, çarşamba 4-5 gün hafta grup ziyaret. Evet. Nasıl fındık aşağı geliyor? Yani bu fındık kabuk nerede gidiyor? Evet. Fındık tatlı nasıl geldi? Sonra showroom, dükkan gibi. Yani bu şekil sonra bura ben hediyeler var, fındık, tatlı, şokolata, hı-hı, şey. O zaman yani lazım tarife, lazım. Çok önemli. Evet. Bu nokta çok önemli. İnşallah ben Başkan Bey tekrar inşallah konuş, bu nokta çok önemli. Evet, çünkü insanlar tanımıyorlar aslında, birçok yerde tüketiyorlar mesela çikolatalarda, pastalarda, aha, ama nasıl olduğunu bilmiyorlar. Böyle fabrikalara ya da tesislere aslında ziyaretler gerçekleşebilir ki çok da güzel olur bence, sizin de söylediğiniz gibi. Bunu düşünmemiştik bu zamana kadar, keşke hayata geçse. Ben Gişan sana ben Sakra şokolata, hı hı, fabrika, ama 24 saat iş var maşallah, fazla, evet, iş var. O zaman ziyaret imkan değil, gruplar yasak. Hı hı. Bu yani lazım biraz daha ufak fabrika, evet, inşallah. İnşallah sanayi, inşallah, inşallah %100 inşallah bu şekil turizm lazım. Evet. İnşallah. İnşallah diyelim. Hasan Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti hakikaten, kırmadınız, geldiniz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Veda edeceğiz ardından. Ben teşekkür ederim ve aynı vakit yani ben özür dilerim. Benim lisan ben biliyor o kadar değil. Estağfurullah, gayet iyi. Yok, memnun oldum ama ben biliyor yani. Ama mecbur. Ben çok seviyorum yani bu şehir yani. Evet. Bu benim kalep bura zaten. Ne kadar güzel. İnşallah 2-3 sene sonra Ordu el turizm şehir Karadeniz'de inşallah. Ben beraber iş, devlet beraber, iş başkan ve vali, valili ve inşallah devam iş inşallah. Ama o zaman 3 sene sonra lazım Hasan Aşur saha bir büyük heykel. Hasan Aşur heykel. İnşallah diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. Hoşçakalın. Memnun oldum. Evet, Hasan Aşur bizlerle oldu. Devam edeceğiz.